Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersi işleyeceğiz. Şu anda yapacağımız şey kare ve çevre uzunlukları, çevre problemleri konusunu birlikte yapacağız. Bir önceki ders ne yaptık? Bu konuyla ilgili sayfalarımız vardı, yapmıştık. Kaldığımız sayfadan devam ederiz diye de aramızda ne yaptık? Sözleştik. Şimdi o sayfadan devam ediyorum. Matematik Sevinci sayfa 246'yı açıyorsunuz. Buradan benimle birlikte sizler de ciddi bir şekilde dinleyerek bu sayfaları yapıyoruz. Evet, hemen 5. fazla zaman kaybetmeyelim ve 5. sorumuzla devam edelim. Okuyorum 5. soruyu. Çevre uzunluğu 60 metre olan kare şeklindeki bahçemizin 3 kenarına duvar örüldü. 1 metre duvar örmek için 70 lira harcadığımıza göre örülen duvarın toplam maliyeti kaçtır? Evet, çevre uzunluğu 60 metreymiş. Bak, çevre uzunluğu deyince 4 tane kenarının toplam uzunluğu 60 demektir. O 4 kenarı 60'sa bizden ne istiyor? 3 kenarlı duvar örüldü. Yani bir kenarını bulup 3 ile çarpacağız. Sonra da 1 metreyle 70 ile çarpacağız. Bu şekilde bir işlemler ve soruyu çözmüş oluyoruz. Önce kare şeklindeki bir bahçenin 60 metrelik çevre uzunluğundan bir kenarını bulalım. Bir kenarını bulmak için karenin dört kenarı varsa, dört eşkenar varsa bir kenarını bulmak için ne yapıyoruz? Dörde bölüyoruz. 60'ı dörde bölersek bir kenarı 15 metre çıkar. Ne diyor peki? Bahçemizin 3 kenarına duvar örüldü. Bir kenarı 15 ise 3 kenarı 15 çarpı 3'ten 45 metredir. 45 metre duvar örüldü. Peki bu duvar örürken biz ustaya kaç para vermişiz? Metre başı 70 lira vermişiz. Ne yapacağız şimdi? 45'te de 70'i çarpacağız. Evet, çarparken sıfırı görmezlikten geldim. 7 kere 5, 35. 7 kere 4, 28. 3 elde 31. Görmezlikten geldim, sıfırı ekledim. 3.150 TL harcamışım. Anladık mı? Yani böyle hızlı bir şekilde düşündük ve sorumuzu çözdük. Bir kenarı bulduk, üç kenarı da çarptık. Sonra metre başı 70 lirayla da çarptık. 3.150 TL'yi bulduk. Altıncı soruyla devam edelim. Bir kenar uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki parkın etrafına 8 metre aralıklarla elektrik direği dikildi. Parkın etrafına kaç adet elektrik direği dikildi diye soruyor. Bu sefer ne yapmış? Bir kenarı vermiş. Sonra çevresini bulmamız lazım. Ondan sonra 8 metre aralıklara bulduğumuz çevre uzunluğunu bölmemiz gerekiyor. Hemen yapalım. Bir kenarı 40 ise 4 tane kenar vardır. Ne yaptı? 160 metre yaptı. Evet. Etrafına 8 metre aralıklarla elektrik direği dikiliyormuş. Yani 160 diyor ki 8'e böl. Kaç tane sonuç, kaç tane elektrik direğinin dikildiğini gösterecek. 160'ta 16'da 8, 2 defa 16 çıktı. Ne yapıyoruz? Aşağıya bir sıfır indirdik. İndirdiğimiz sıfırda 8 var mı? Yok. 20 elektrik direği ortaya çıkıyor. Evet. Altıncı sorumuzda bu şekilde. Hemen devam edelim yedinci sorumuza. Yukarıdaki karenin çevresi 104 metre olabilmesi için her bir kenarının kaçar metre uzatılması gerekir? Önce bakın. Şu anda bu karenin kenarı kaçmış? 17'ymiş. Bunun 4 tane kenarı varsa 4 tane ne olur? 17 metrelik bir kenar olur. Biz şu anda mevcut kaç metreymiş bu karenin çevresi? Hemen çarpın. 17 çarpı 4. 7 kere 4, 28. 4 kere 1, 4, 68. Kaç metre olması gerekiyormuş? 104 olması gerekiyor, değil mi? Evet.
104 metre olması gerekiyor. Şu anda mevcut çevre kaç? 68. Aradaki fark kadar kareyi uzatmam gerekecek. 4'ten 8 çıkmadı, 14'ten 8 çıktı. Ne oldu? 6 kaldı değil mi? Burada kaldı 9, 9'dan 6 çıktı. 3, 0. Evet, 36 metre daha uzatmam gerekiyor. Peki ben bu 36 metreyi nasıl uzatabilirim? 4 tane kenarı varsa 4 eşit parçayla büyüterek değil mi? 36'yı 4 kenara bölersem, evet, bir kenarını 9 metre uzatmam lazım. Demek ki her bir kenarı 9 metre uzatırsam ben bu karenin çevresini de o zaman 104 metre yapmış olurum. Cevabımız, bir kenarın kaçar metre uzatılması gerektiği sorusunun cevabı 9 metre. Evet, düşünürsek, hemen gözümüzde canlandırırsak bu soruları kolaylıkla yaparız. Yeter ki biraz yorum kabiliyetimizin olması lazım. Zaten kalemizde nedir? Basit. Bir kenarını 4 ile çarparsın, çevreyi buluyoruz. Çevresi verildiyse 4'e buluyorsun, bir kenarını buluyorsun. Bu mantıkla hareket ediyoruz. Ve 8. soruya bakalım. Çocuklar, 8. soruyla beraberiz. Bir kenarı 50 metre olan kare şeklindeki okul bahçemizin içine bahçe duvarlarından 15'er metre uzaklıkta, evet, bahçe duvarlarından 15'er metre uzaklıkta kare şeklindeki bir alana çiçek ekildi. Çiçek ekilen alanın çevre uzunluğu kaç metredir? Şimdi bunu daha iyi anlamak için büyüteceğim şimdi sayfamı. Kocaman yapacağım. Biraz daha aşağı gidiyoruz. Evet. Şöyle çıktı. Şimdi bakın. Bir kenarı 50 metreymiş. Bir kare şeklinde okul bahçesi yapıyorum. Şuraya yapıyorum. Kaç kare harcadım? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Evet, buradan yukarıya çıkıyorum. Bu bizim okul bahçesi, bir kenarı 50 metreymiş. Okul kare şeklindeki okul bahçemizin içine geldik. Şöyle. İçine çiçek dikeceğim şu arada. Ne diyor? Okul bahçemizin içine, şurası bahçe duvarları değil ya, şunlar bahçe duvarları. Evet. Bahçe duvarlarından 15 metre uzaklıkta. Demek ki şu mesafe 15 metre. Aynı şekilde bu mesafe de 15 metre. Ve bu mesafe de nedir? 15 metre uzaklıkta. Altta da var tabii ki 15 metre. Çiçek ekmişler. Çiçek ekilen alanın çevre uzunluğunu soruyor. Bakın, sorumuz bu şekilde. Mantık olarak düşünün. Kare böyleymiş, değil mi? Küçültmüşüz. Şöyle küçülmüş kare. Buraya bakın. Şimdi şu kenarını hesap edeceğim önce. Bakın, kenar kaç çıkıyor? Zaten bir kenarı bulursam 4'ü de eşit oluyor. Bu kenar en başta neydi? Bak, 50 idi. 50 ne kadar azaldı? Bir 15 kadar azaldı mı üst tarafta? Şuradan ne kadar azaldı? 15. Demek ki 50 metrelik bir kenarı 15 burada, 15 de buradan toplamda 30 metre azalmış oldu. Demek ki burası 15, burası 15, 30. Buraya ne kaldı? 7. Evet, bu bir şekil çocuklar.
ölçekli bir şekil değil, tamamen nedir? Kafamıza göre çizdiğimiz bir şekil. Demek ki öğretmenin burası 15, burası 20 oldu. Burada çok büyük, burada çok dar. Böyle demeyin, bu tamamen şablon bir şekil. Evet, bir kenarı 20. Neden? Buraya çiçek gitmişler, burası 15 metre küçülüyor. Buraya da çiçek gitmişler, burada da 15 metre çiçek çevre küçülüyor. Toplamda 30 metre küçülürse 15, 15, 30, tamamından çıkartınca 20, bir kenara. Ne yapacağım şimdi? 20 ile de 4'ü çarparsam çiçek dikilen çevrenin uzunluğu 80 metre oluyor. Devam etmek istiyorum. Kare şeklindeki masa örtümüzün bir kenar uzunluğu 74 santimetredir. Annem örtünün kenarlarına dantel ördü ve çevresi 36 santim daha uzadı. Örtünün son durumunda bir kenar uzunluğu kaç santimetre oldu? Evet, bir kare şeklinde örtümüz var. Bir kenarı 74 ise 4 ile çarparsak 16, 4 kere 4, 16, 7 kere 4, 28, bir de 29. Evet, bu örtünün dantel örülmeden önceki hali 296 santimetre. Peki dantel ördükten sonra ne olmuş? Çevresi 36 santimetre daha uzamış. Uzadıysa arttırıyoruz. 6, 6, 12, 3, 9, 12, 13, 2'ye verdik 3. 332 santimetre oldu. 332 santimetreyi de bir kenarını bulmak için 4'e bölüyorum. Niye? Çünkü bir kenar uzunluğu soruyor. Uzamış halini bir kenar uzunluğu. 33'te 4, 8 defa, 8 kere 4, 32. 33'ten 32 çıktı, 1, 2, 4 kere 3, 12. Çıktı 0. Evet, bir kenarı 83 santimetre. 74 santimetreden 83 santimetreye kadar artıyor. Başka türden de düşünebilirsiniz. Bak, bunu böyle yaptık. Şimdi çevresi 36 santimetre uzuyor ya. Böyle böyle 9 santimetre uzuyor. Çevre bir kenar kaçtı? 74'tü. Şuraya yapalım, şurayı yaralayayım. Bir kenarı 74'tü. 9 metre uzarsa bir kenarı 83 santimetre. Bu da ikinci yol. Evet, uzarmış olduğumuzu da bu şekilde de hesaplayabiliriz. Evet, konuyla ilgili bakıyorum. Bu sayfanın son sorusu. Kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar uzunluğu 65 metredir. Bahçenin 2 metrelik kısmına ağaç girişi, araç girişi için ayrılmış. Kalan kısımlar bir sıra tel örgü ile çevrilmiş. Bu iş için kaç metre tel kullanılmış? Evet. Bakınız, bir kenarın uzunluğu 65 metre. Bahçenin 2 metrelik kısmı, bahçenin 2, yani bir kenarını demiyor, bahçenin 2 metrelik kısmı araç girişi için ayrıldıysa, önce ben bir bahçenin bir kenarı 65'ten 4 ile çarparsam 4 kere 5 20, 4 kere 6 24, 26 bize bu karenin çevresini veriyor. Sonra ne yaptı? 2 metrelik alanı arabaların geçişi için ayırıyormuş. Evet, aradaki fark 258 metre oluyor. Geri kalan kısımlar 5 sıra tel örgüyle, yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane
258 ile ne yapacaksın? Çarpacaksın. 5 kere 8 40. 10 elde 4. 5 kere 5 25. 4 elde 29. Elde var 2. 5 kere 2 10. 2 elde 12. Evet. Ez örgü 1290 metrelik bir tel örgü kullanmış buluruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Evet çocuklar, bir sonraki sayfayla devam ediyoruz. Kaçıncı sayfaymış burası? Hemen söyleyeyim. 247. Birinci soruyu okuyorum. Bazı sorularını ben çözeceğim. Bazı sorularını tarif edeceğim. Ne yapacağız? Tarif ettiğimi siz kendiniz yapacaksınız. Sorularını çözdüklerini yine birlikte yapmış olacağız. Birinci sorumuz, karenin köşegenlerinin oluşturduğu üçgen sayısı kaçtır? Bu soruyu çözmeyeceğim ama tarif ediyorum. Bir kare çiz, köşegenlerini yap, içerisinde 1, 2, 3, 4, ikisini birleştir, 5 ile falan. Böyle toplam üçgen sayısını bul. Bu birinci soru size ait. İkinci soruya bakıyorsun. Okuduğun zaman direkt cevabı çıkıyor. Bunu da yine sen yapıyorsun. Evet, üçüncü soruyu şimdi size çözüyorum. ABC dik üçgenmiş. C açısı şurası 90 dereceymiş. Evet, AB uzunluğu 6 santimetre. ABC'nin çevresi 14'müş. ATBC karesinin elde etmişler. Elde edilen bu karenin çevresi kaç santimetre? Baktığınız zaman çok karışık gibi gözüküyor. Böyle düşünmeyin. Aslında karışık değil. Bakın, şu içindeki üçgenin çevresi kaç? 14. Bir kenarı verilmiş. Geriye ne kalıyor? Birbirine eş. İki tane kenar kalıyor, değil mi? Önce 14'ten verilen kenarı çıkart. Ne kaldı geriye? 8 kaldı, değil mi? 8 nedir? Şu iki kenarın uzunluğunun toplamı. İki kenarı 8 ise bir kenarı nedir? 4. Bir de ne görüyorum? Bir kenarı 4 ise 4 kenarı 4 çarpı 4'ten 16'yı buluyorum. Yorum yaparsanız, çözmeye çalışırsanız sonucu varırsınız. Evet, bakıyorum. Dördüncü soruya. Bunu da tarif edeceğim ama çözümü size ait olacak. Yukarıdaki karesel bölgelerin her birinin kenar uzunluğu diğerinin yarısı kadardır. Buna göre boyalı alanın çevresi kaç santimetre? Şimdi burası 8'miş, burası 4, burası 2. Evet, şuraya 2 yazamadım ben de, birisini bir daha yazayım. Hatta şöyle yapacağım ya, mümkün olduğunca büyüteyim. Burası 2'ymiş. Evet, bu boyalı alanın çevresi. Bakın burası 8. Bura nedir? Burada 8. Burası nedir? Burada 8. Şu uzunluk 4, şuradan bahsediyorum. Şu uzunluk buradan bahsediyorum. Burası da 2. Burası 2 ise burada 2. Kare çünkü. Burası da 2. Gelelim şuraya. İç tarafı 2 ise buraya da ne kalıyordu? 2 kalıyordu. Evet. Sonra şekli tamamı çıkıyor. 8 artı, 8 artı, 8 artı, 4 artı, 2 artı, 2 artı, 2 artı, şurada 2 artı, 2 artı, 4. Bunların hepsini toplarsanız soruyu da çözmüş olursunuz. Bu soruyu da yine siz yapıyorsunuz. Unutmayın, büyük karenin bir sonraki gelen kare onun yarısı kadar.
Üçüncü kare de onun da yarısı kadar. 4. 8, 4, 2 şeklinde gidiyor. Evet, bu soruya bakalım. Yukarıdaki şekil eş karelerden oluşmuş ve çevresi 3 metre. Evet, bunun çevresi 3 metreymiş. Karelerden birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bakın, bunun çevresi 3 metre. Önce kaç tane kenar var? Sayalım. Kalemi yazımıza alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane var. Kenar var. Bu şekli. Ve bu şeklin çevresi 3 metre. 3 metre kaç santimetredir? Hemen cevaplarsınız. 300 santimetre. 300 santimetreyi 20'ye bölersek cırt cırt 30 bölü 2'den 15 santimetre bir kenarın uzunluğu ortaya çıkar. Evet, toplam kenarları 3 metreye bölüyorsun. 3 metreye bölemeyeceğin için 3 metreyi santimetreye çeviriyorsun. Zaten iki sonucu santimetre istiyor zaten, değil mi? Geçelim bir sonraki soruya. 7. sorumuz. Biraz daha büyütelim. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları 5'er santimetre kesilerek iç içe geçmiş karelerden oluşmaktadır. Enişteki karenin çevresi kaç santimetre? Tarif edeyim, bunu siz yapın. Evet, burası 20. 5 santim küçült 15. 5 santim küçült 10. İçindeki karenin çevresi 10 çarpı 4'ten yaparsınız. Bakıyorum 8, kenar uzunluğu 25 santimetre olan kare yapmak istiyorum. Doğunun ihtiyacı olan tel kaç metredir? Önce santimetreyi bul, sonra metreye çevir. Bir kenar 25 çarpı 4, 100 santimetre. 100 santimetre kaç metredir? 1 metredir çocuklar. 9. soruya bakın. Çevre uzunluğu 29 santimetre olan ikizkenar üçgende ikizkenarlardan biri 11 ise diğer kenar uzunluğu kaçtır? İkiz kenarlardan biri 11 santimetre ise diğer kenar uzunluğu, sanıyorum diğer kenar uzunluğu diyorsa şunu soruyor, değil mi? Burası 11, burası da 11'dir. Niye ikiz oldukları için? 11, 11, 22. Tamamı neydi? 29. 22 çıktı. 7. 7 de nedir? Budur. Evet. 3 tane kenardan ikisi belli. İkisini topladım. Tamamından çıkarttım. İkisini tamamından çıkarttığınca geri kalan kenar ortaya çıkıyor. 9. soruyu da çözdük bakalım. 10. soruyu okuyorum. Amcam yanda şemayla verilen kare şeklindeki bahçemizin A noktasından başlayarak 4 metre arayla 36 fidan dikti. Bahçemizin bir kenar uzunluğu kaç metre? Evet. A noktasından başlayarak 4 metre arayla 36 fidan dikti. Bahçemizin bir kenar uzunluğu nedir? Ne yapıyorsun? Bir kenar uzunluğu 36 çarpı 4, 6 kere 4, 24, 4 kere 3, 12, 14. Tekrar ne yapacaksın? Bir kenarı bulmak için 144'ü yine 4'e bölüyorsun ki zaten 4 ile çarpımı 144 ise 4'e bölümü yine nedir? 36'dır. Evet, bir sonraki soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde ABCD kare ve EFG eşkenar üçgen. AB uzunluğu 15 santimetre ise üçgenin çevresi. AB uzunluğu nedir? AB uzunluğu burasıdır. Bakınız şurası AB uzunluğu. Kaçmış burası? 15.
Dikkat edin. Burası 15 ise burası da 1. Burası da 15'tir. Yukarısıyla aşağısı birbirine eşitse, bu da eşkenar üçgen ise 15 çarpı 3'ten 45 santimetre eşkenar üçgenin çevresi. Üstteki kenar eşkenar üçgenin alt kenarına eşit. 15 yukarısı, alt tarafta 15. 3 ile çarptım, 45 eşkenar üçgen çıkıyor.